casusluk faaliyetleri hep konuşulmuş. Hala da konuşulur ama sizin bir itirazınız vardı. Ben İran kendi vatandaşına onu... çok etkili hocam. Yani o eski hakikaten şey. Yani hani Dede Korkut'un efsane sözü, hırsız içerideyken kapı kilit tutmaz cümlesi. Sonuçta İran'ın içine Mossad çoktan sızdı. Yani şundan biliyoruz. Nisan 2018'de bir operasyon örneği hatırlarsınız. Nisan 2018'de Netanyahu çıktı elinde belgeler. Dedi ki İran'ın nükleer sırlarını ele geçirdik dedi. Belgeler. Nasıl yaptılar o operasyonu? Komşu ülkeden Mossad timi sızdı. Bir kamu kurumunun nükleer çalışma yapan kamu kurumunun bütün çalışanlarını öldürdü. Gece. Bir gece içinde. Öldürdü. Bütün belgeleri çaldı. Aynı gece aynı yerden güzergahtan çıktı. İranlılar sabah öğrendiler baskını. Ve Netanyahu çıktı. İran kabul etmek zorunda kaldı bunu. İçeride aynen katılıyorum. Köstebeksiz olmaz. İtirazım şuna. Tabii ki hocamın teknik bilgilerine anlamda değil. Ama şimdi... Yani buradaki... Coşkun Bey'den bir şey rica edeceğim. Bu bir propaganda ve reklam savaşı. İleri teknolojiyi kullanıyoruz. Biz sineklerden bile yakalanmayız. Göreceksiniz bakın çıkacak bu. Ya buna katılıyorum. Efendim? Ben bu F-35 söylemlerinin perde arkasında da olduğunu düşünüyorum. F-35 şeyi var. Açık söyleyeyim reklamı var. Yani bu çünkü... Amerikan, İsrail, istihbarat ve hava kuvvetlerinin bir ortak operasyonudur. Bütün dünyayı korkutmak için daha doğrusu Orta Doğu'daki... Herkese bir mesaj var burada aslında. Mesele şu, sakın Filistin'in yanında durmayın. Karşıma çıkmayın diyor. Mesele şimdi bu. Bir şeye dikkat etmek istiyorum. Şimdi... Benim ilk dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi şuradur. Şurada çok daha net belli oluyor. Hı hı. Şimdi patlama nerede oldu? Patlama dışarıdan mı geldi? İçeriden mi? Bunu nasıl anlarsınız? Camlar. Dışarı doğru mu patladı? İşte tam oraya geleceğim. Dışarı doğru mu patladı? İçe doğru mu patladı? Yani şimdi bakıyoruz şurada biraz bir moloz şeyi gibi bir şeyler falan. Sanırım. Orada daha mı net? Burada biraz daha yakın. Parçalar. Şimdi dökülen konusu. Parçalar var. Camlar ne şeyde onu bilmiyoruz. Artı tahribat boyutunu bilmiyoruz mesela. Şöyle göstereyim şeyi engellemek açısından. Şimdi burası mı, burası mı? Şimdi o çok net değil. Bu arada kadarıyla. Bu binanın olduğu Rehin Bozkurt netlik kazandı mı? %100 müyüz? Yani %99.9 herhalde bu bina. Çünkü buna dair de tabii. Henüz net olmuyor. Yani İran medyasından ya da İran devletinden şu ana kadar hiçbir bilgi net olarak paylaşılmadı bu suikasta dair. Yani tabii ama anladığımız kadarıyla %99.9 artık bu bina diyebiliriz yani. Yani binde birlik bir payı da kenara bırakıyoruz ama bu bina olduğu %99. Kesin. Ondan sonra şimdi tahribata bakıyoruz. Yani tahmin etmeye çalışıyoruz. Şeyle de aynı zamanda ek bilgilerle çünkü alt katta da Filistin İslami Cihat'ın lideri kalıyor. Onun burnu kanamıyor. Ama İsmail Haniye ve koruması şehit oluyor. Şimdi demek ki tahribatı sadece o bölgeye yönelik bir. Yani nokta orada da hemfikiriz aslında. Yani nokta bir şey. Yani. Tabii yani nokta atış. Sadece o bölge. Tahribat gücü de o bölgenin, o katın içini etkileyebilecek bir patlayıcı var işin içinde yani mermi, füze, o patlayıcı. O kat belki de o oda. Belki de o oda. Şimdi benim kafamda, şimdi ben de bakıyorum, şimdi az önceki sizin seçenekleriniz. Şimdi bildiğim kadarıyla denizden atılan füzeler, karadan atılan füzeler, uçak mermileri falan tahribat gücü çok elbette istediğimiz kadar sınırlasak bile tahribat gücü şu kadar değildir, daha fazladır. Yani çünkü az çok operasyonları takip ettik, Tabii. Şeyi takip ettik, görüyoruz, ediyoruz. O füzelerin, bombaların tahribat gücünü tahmin ediyoruz. Şimdi burada ben o baştaki örneği şundan dolayı verdim. Şimdi Mossad'ın İran'ın içine sızma noktasında artık şeyi yok. Mossad içeri sızmış durumda. Şimdi hatta belki de devletin içine bile sızmış durumda. Yani şimdi öyle bir şeylerden bahsediyoruz ki sızmış durumda. Evet İran güçlü bir ülke, istihbarat ağı kuvvetli bir ülke ama son zamanlarda özellikle İsrail ajanlarının ya da İsrail kuvvetlerinin etkisiz hale getirdiği İran komutanlarına baktığımızda, İranlı isimlere ya da Hizbullah isimlerine baktığımızda
Yani burada hayır, zaten ne kadar büyük bir güçten bahsediyoruz? Arka arkaya çok fazla tabii, şey. Çok yani. Fazla olmuş. Yerindeyse çünkü. Hani damdan düşen, biz burada zaten İran'ı eleştirmek için söylemiyoruz. Evet, tabii ki. Şimdi damdan düşen halinden, damdan düşen anlar hesabı. Biz 2016-15 Temmuz'unda en şiddetli saldırısını yapan FETÖ terör ve casusluk örgütüyle beraber onun bağlı olduğu Gladio yapılanmasını biliyoruz. Hı hı. Ve Gladio yapılanmasının devletin içine sızıp Türk devletine nasıl tahribatlar verdirdiğini, geçmişte hangi suikastlerde bulunduğunu, hangi tabii. tahrip edici saldırıları yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani biz de bu şiddette olmamakla beraber belli badireleri atlattık. Ha, biz en şiddetlisini nasıl yaşadık? Biz darbelerle şiddetli işte o provokasyon süreçleri. İran devletinin içinde de böyle bir sızma olduğu gözüküyor. Hı hı. Amerikan, İsrail ki ta geçmişe gittiğimizde de baktığımızda o Musaddık'ın devrildiği darbe süreçlerini incelediğimizde 1953. Aynen. İncelediğimizde İran'ın içine nasıl sızıldığını CIA ile MI6'in bunu çok iyi gördük. Şimdi burada da şimdi benim kafama takılan şu. İşte patlayıcının şiddeti, tahribatı bakıyoruz sadece iki kişiye yönelik. Şimdi aklıma şu takılıyor. Şimdi iki aylık bir patlayıcı yerleştirme bana da komik geldi. Bilmiyorum. Hı hı. Tabii ki soruşturmaya göre bazı bilgiler daha yansıyacaktır. Bina, belki hiçbir şey yansımayacaktır. Hiçbir taranmaz. Oraya geleceğim. Direktör köpek esas, dahi olsa. Esas mesele şu. Şimdi iki ay önce değil de ya bir gün önce yerleştirildiyse ya o gün yerleştirildiyse. Çünkü Mossad'ın geçmişten bu yana baktığımız zaman bu tür saldırılarında işte görevlileri kullanma, sızdırma gibi şeyleri de var. Örneğin o sırada kapının orada duran biri var mıydı? Mesela koruma var mıydı? İç soruşturma çerçevesinde içeri dediğiniz gibi katı değil. Belki de doğrudan odayı hedef alan bir patlayıcı mı yerleştirildi? O yüzden cam içeri bir numaralı, dışarı. Hedefindeki bir numaralı isim Hamas'ın lideri İran'da ve daima yine İsrail saldırılarına hedef olmaya oldukça açık İran'ın başkenti Tahran'da. Tabii. Oraya geliyor, misafir ediliyor ve konutunda böyle bir zafiyet ya da dediğiniz gibi bir köstebekle odası patlatılıyor. Tabii. Ve burada şimdi şehit oluyor. İlginç bir nokta var şimdi bazı iddialara göre. Normalde Hamas'ın kendi ofisinde kalıyor giden Hamas liderleri. O normalde İsmail Haniye de yine kendi ofislerinde kalacak, Hamas'ın ofisinde kalacak. O gün daha önce de arada bir kaldığı için diyorlar ki oraya yönlendiriyorlar. Buraya güvenli yani. Güvenli ev. Güvenli olarak. Ev olarak devrim muhafızlarının kontrolünde çok gazi konutları olarak şey yapıyor. Program öncesinde böyle arkadaşlarımla, editör arkadaşlarımla konuşurken bu binada, bu binanın aslında bundan birkaç yıl önce İsrail tarafından kullanılan bir sosyal medya hesabı tarafından Hizbullah mensuplarının, liderlerinin kalma ihtimali göz önünde bulundurularak hedef gösterilmiş bir bina olduğu da ortaya çıktı. Hı. Sosyal medyada bunlar da konuşuluyor. Tabii. Yani böyle bir durumda bu kadar güvenliksiz ya da hiç mi denetlenmez? Muhakkak ki denetlenmiştir. Bir şimdi akıllara bu geliyor. Az önce uydu görüntüleri vardı ya. Hatta mesela bunlar da şey yapar. Çevreyi de görüyorsunuz. Şimdi yer Tahran'ın kuzeyinde bir yer. Hocama da arkamı döndüm. Estağfurullah. Hocam. Estağfurullah. Tahran'ın kuzeyinde. Dağlık. Biraz daha yani ne diyelim şehir merkezinden o yoğunluktan daha uzak. Hani bizde de vardır. Dünyanın her şehrinde vardır. Böyle daha sınıra yakın, şehrin sınırına yakın yerlerde dağlık, ormanların aslında olduğu. Aslında Tahran'ın arazi. En güzel tarafı Kuzey Tahran tarafı. Kuzey Tahran tarafı. Şimdi orada ormanlık arazi. Sızmaya da müşahit alan aslında orası. Yani şu hemen arkanızda mesela evet. görünüyor. Dağlık bölgeler buralar. Dağlık şuralar da boş araziler. Aynen öyle. Hani aynen öyle. Çok ağaçlık bölgeler de değil. Hı hı. Ve baktığımızda işte direkt gelip muhtemelen hocam ifade etti komutanım. Karşıdan hedef alınma ihtimali yani şu tabii. bölgeden hedef alınma ihtimali esas yüksek bir yer. Esas mesele şu onu söyleyeyim hocama hı hı. pası bırakayım. Hı hı. Şimdi burada esas sorgulanması gereken çünkü bu arada uçakta şey de var şimdi yakıt tankı meselesi. Yakıt ihtimali. Tel Aviv arası 2000 kilometre. Şimdi F-35 değerli bir uçak. F-35'i genelde çok böyle çok F-35 kullanmazlar aslında. Mesela Gazze'de çok F-35 kullanmıyor. F-15 kullanıyor. F-16 kullanıyor diye biliyorum. Ama diğerleri olsa biriz diğer bırakmaz mı hocam radarda? Yani şu anlamda. İz de bırakır. Radarda bütün iz bırakır. Iz artı bırakır. 2000
kilometre mesafe var yaklaşık. 2000 kilometre mesafe var. O boyutu da şimdi ek yakıt tankı falan filan yok öyle bir şey. Yani onu söyleyeyim. Şimdi ek olarak soru şu. Hamas liderinin aslında Filistin liderinin. Tabii ki. Halkın seçilmiş yani oylarıyla demokrasiye nasıl, inanan bir toplum Arafat, bir dünyada halkın oylarıyla seçilmiş bir liderden bahsediyor. Tabii ya Arafat FKÖ'nün lideri değildi artık. Filistinlilerin lideriydi. İsmail Haniye de öyle. Hamas'ın lideri değildi artık. Filistinlilerin lideriydi. Filistin liderinin burada olduğunu nasıl şey yaptılar, tespit ettiler? Esas işte sızma, nasıl gittiler oraya Yani içeriye bir bakmak lazım. İran devletinin iç temizliğini yapması lazım. Şüphesiz. Yani ve bunu eski meclis başkan yardımcısı sosyal medya hesabından sordu biliyor musunuz İran'da? İran'da. Şimdi unuttum şimdi. Hocam ben sana bir soru soracağım. Bak ben sana söyleyeyim 99'da 10 bin kilometreden gelip pencereden bir şekilde Belgrad elçiliğini vuran Amerika. Say bakalım şimdi kaç sene olmuş? 25 sene. Bu söylediğin füzeleri geliştirmiş. Bu şeyi binayı oradan vuramaz mı diyorsun sen? Bir yerde bunun iz cevabına bırakmaz bakalım mı hocam. Evet. Birazdan bunun cevabıyla devam edelim. Bir yerde iz bırakmaz Hazar mı? Hocam.